Yeni bir Temu toplu paket açılışı videosundan herkese merhaba. Ben Yılmaz Tokatlı. Daha önceki iki videoda olduğu gibi Temu'dan sipariş ettiğim ürünleri paketlerinden çıkaracağız ve fiyatlarına kadip etmediklerine ve kalitelerine hep birlikte bakacağız. Açıkçası videonun çok uzun olmasını istemediğimden dolayı bu videoda yer vermediğim yaklaşık 5-6 ürün daha kaldı. Eğer videoyu beğenirseniz ve yorumlarda diğer videoyu yapıp yapmamam konusunda fikirlerinizi iletirseniz o videoyu da ona göre hazırlayacağım. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet, ilk ürünümüz fotoğrafta pek görünmüyor ama bu ekranda şu anda görmüş olduğunuz, şurada görmüş olduğunuz cips ve benzeri poşetlere lastik veya benzeri şeylerle uğraşmadan kapatmaya yarayan bir Zamazingo bir aparat. Zaten gördüğünüz gibi şöyle açmışlar. Açalım. Gördüğünüz gibi direkt ürünün kendisi çıktı. Şimdi bu niye pembe diye soracak olanlar olabilir. Onlar için peşin peşin cevaplayayım. En uygun fiyatlı olanı buydu renk seçimleri arasında. En uygun fiyat bunda olduğu için çok da açıkçası ben işlevini önemsediğim için görüntüsü çok umurumda olmadığı için pembe vesaire demedim. Direkt bunu sipariş ettim yani. Durum bu. Fiyatını sol üst tarafa ya da aşağıya yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada bir tane güvenlik için bir yer var. Şu kısmın önünü kapatıyor. Olur da hani böyle bastırılırsa yanlışlıkla artık bir yere yapıştırmasın diye mi ya da zarar görmesin diye mi böyle bir parça koymuşlar. Basit bir plastik yani görüyorsunuz zaten. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum plastiğin kalitesi. Buna pil koyuyoruz ve cips poşeti ve benzeri gibi şeylere şu aradaki kısma sıkıştırıp şöyle bastırıp çekerek yapıştırıyoruz. Görmüşsünüzdür zaten başka bir yerlerde de. Bunun denemesini de yapacağız. Bu ürün fotoğrafta göründüğü gibi herhangi bir farklılık vesaire yok. Deneme videosunu zaten size izleteceğim. O yüzden bunu geçiyorum. Evet, bunu bu şekilde 3 dakika bekletmemiz gerektiğini söylüyor. Böyle bastırarak 3 dakika oldu. Şimdi bir deneyelim. Şöyle açık bir tane poşetimiz var. Buradan bir deneyeceğim. Şuradan şöyle deneyeyim. Bastırıyorum ve yavaşça gezdiriyorum. Bayağı da bir kuvvet uyguluyorum şu anda. Yok, olmuyor. Isınmıyor da. Yani içindeki pilin sağlam olduğuna eminim. Doğru taktığıma da eminim pilleri. Şimdi şunu bir sökeyim. Gördüğünüz gibi eksi bu taraf artı bu taraf diyor. Zaten böyle. Bunun artısı bu tarafta. Bunu da sökelim. Aynen. Artı bu tarafta diyor. Doğru. Piller de ısınmış ama bu kısımda hiçbir sıcaklık yok. Bu bozuk yüksek ihtimalle. Zaten 20 küsür liralık bir şeydi. Siz istiyorsanız alıp denersiniz. Evet, sıradaki ürünümüz kalem görünümlü bir. Bunlara ne deniyordu? Stres çarkı. Stres çarkının kalem versiyonu diyebiliriz buna. Şöyle bir kutuda geliyor. Çıkaralım. Şöyle bir şey. Bunu böyle buradan tutup bildiğiniz stres çarkı gibi çeviriyoruz. Fakat bunu niye böyle yapmışlar? Böyle nasıl çevireceğiz acaba? Şöyle mi? Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Stres çarkının kalem versiyonu. Çok da hızlı döndü söylenemez. Görüyorsunuz zaten. Çok da pahalı bir şey değildi zaten. Bunun bir diğer özelliği, daha doğrusu iki farklı özelliği var. Sadece bunu stres çarkı gibi çevirmiyoruz aslında. Şu kısımda bir ışığı var ve şu tarafında da görmüş olduğunuz gibi bir kalem görevi görüyor. Tükenmez kalem görevi görüyor. Şöyle göstereyim. Çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada bir uç çıkıyor. Kalem olarak kullanabiliyoruz. Hatta şöyle kendi kutusunun üzerinde deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi yazıyor. Bunu geri çevirerek kapatabiliyoruz kalem kısmını. Buradaki kısım nasıl yanıyor? Onu açıkçası ben de bilmiyorum. Çok da kullanışlı bir şeye benzemiyor. Hiç de beklediğim gibi, düşündüğüm gibi çıkmadı. Yani hem yanımda bir kalem olsun, hem böyle işte stres çarkı benzeri bir şey olsun, elimde böyle arada çevirip oynayayım derseniz alınabilecek bir şey de. Fiyatını şu an tam hatırlamıyorum. Çok pahalı bir şey değildi ama bence değmezmiş. Hatta bunu iade bile edebilirim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Evet, sıradaki ürün görmüş olduğunuz gibi bir nemlendirici. Bunun içerisinde su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan üflüyor. Bunda şöyle bir durum var. Ya ben bunu gördüğümde, bu arada görmüş olduğunuz gibi üstünde de RGB var. Ben bunu ilk gördüğümde şuradaki boyutlarından dolayı yanıltıcı mı yoksa ben mi kafamda başka bir şey kurdum bilmiyorum ama bunu ben daha büyük bir şey bekliyordum. Hani şöyle baktığınızda bakın avucum kadar bir şey yani. Beklediğimden, düşündüğümden bir tık küçük gibi geldi bana. Hani bir tık daha böyle büyük bir şey bekliyordum hani boyut olarak. Yani neredeyse bir mouse kadar falan, hatta şöyle göstereyim. Bu standart boyda bir mouse gördüğünüz gibi. Mouse'la aşağı yukarı aynı boyda. Açalım. Bunlar tabii her zaman olduğu gibi gümrükte açmışlar. Kutunun yamuk olmasından anlayabiliyoruz. Bu filtresi. Bunları değiştirmek gerekiyormuş sanırım. Şöyle ürünümüzün kendisini açalım. Böyle bir ürün. Micro USB miymiş ya? Şarjlı bir ürün bu arada bu. Diğerleri gibi doğrudan kabloyla çalışmıyor. Buradaki düğmeye basıp çalıştırıyoruz fakat anladığım kadarıyla şarjı yok. Şöyle bir açalım. Böyle bir mekanizması var işte. Buradan şarj oluyor. Bu arada ben bunu Type-C diye hatırlıyorum ya.
yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama maalesef Type-C değilmiş. Şu hazneye, bu görmüş olduğunuz hazneye su dolduruyoruz. Sonra bu üst kısmını da buraya takıp kapatıyoruz. Şu düğmeye bastığımızda şurası komple ışık. Buradan da buharı dağıtıyor ortama. Fiyatını aşağıya bir yere yazarım. Sol üstte de fotoğrafta nasıl göründüğünü görürsünüz zaten. Deneme videosunda birazdan göreceksiniz. Evet, şimdi geldik nemlendiricimize. Öncelikle şu kısmı çevirerek söküyoruz. Burayı çevirmesi tabi biraz zor oluyor. Yanında şu kısım bataryaymış bu arada. Yanında bataryası olduğu için burayı çevirerek çıkarmak biraz zor oluyor. Ha, burada varmış zaten. Bu yedekmiş. Bunu sanırım ortadan ikiye kesiyoruz. Artık ne kadar sürede bir değişmesi gerekiyor bilmiyorum ama iki tane yedek olarak yanında çıkıyormuş. Bunu kenara koyalım. Dediğim gibi bu kısmı söküp buraya takabiliyoruz, filtrelere değiştirebiliyoruz. Bunu yalnız şu yanındaki bataryadan dolayı sıkması bir tık zor. Bu hazneye zaten direkt su dolduruyoruz. Şöyle ben bir kavanozda zaten su bırakıyordum odada, nemlendirici olmadığı için. Şöyle şuradan dolduralım. Bayağı bir doldu. Bunu bu şekilde kapatıyoruz ve taktım. Şuradaki power düğmesi. Uzun basıyoruz sanırım. Aynen. Burası zaten RGB'li gördüğünüz gibi. Tekrar bastığımızda çalışmaya başladı. Bu flicker yapıyor RGB'si. Gördüğünüz gibi şu kısımda ve üstünde RGB'ler var. Buradan da buharı ortama veriyor. Kablosuz çalışıyor. İçinde bir batarya var. Kaç miliamper olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şarjı bittiğinde de şu arkadaki girişten şarj edebiliyoruz. Maalesef arka taraftaki giriş micro USB. Ben bunu Type-C diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Buradaki düğmeden basılı tuğumuzda gördüğünüz gibi sabit şekilde yanıyor. Tabii flicker yaptığı için siz tam olarak göremiyorsunuz ama şu an renk geçişleri var. Yeşil oldu mesela şu an. Az önce beyazdı. Şu anda renk değişiyor işte. Flicker yaptığı için tabii maalesef siz net olarak göremiyorsunuz bunu ama bu şekilde basılı tutarak tamamen de kapatabiliyorsunuz isterseniz. Şöyle ilk haline geri getirebilirsiniz. Şu an kapandı tamamen. Ürün de bu şekilde. Sıradaki ürünümüz bildiğimiz lastik, saç lastiği. Bunu aslında göstermeyecektim ama belki lazım olan olur da almak ister diye göstermek istedim. Yanılmıyorsam 50 tanesi 25 lira gibi bir şeydi. Fiyatı aşağıya şuraya bir yere yazarım. Yani bayağı esnek, yani fotoğrafta da göründüğü gibi böyle şey bir durumu yok. Biliyorsunuz ben uzun saçlı olduğum için böyle şeylere ihtiyaç duyuyorum. Hatta şu an bir tanesi saçımda takılı kafamda. Herhangi bir problem yok. Gayet kullanışlı. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. Türkiye'deki ürünlerden bayağı bir ucuza geliyor. Bir de 50 tane yani. Burada gördüğünüz gibi bayağı var. Çok uzun süre gider. Almayı düşünen varsa tavsiye ederim diye bunu da göstermek istedim. Değinecek çok fazla bir şey yok. Hadi sıradakine geçelim. Sıradaki ürün bir MagSafe kartlık. Daha önceki videolarımdan görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz. İzlemediyseniz onlar da yukarıdan bir yerden çıkar. Açıklamaya da bırakırım hatta onları. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Yanılmıyorsam ilk videomdaydı. İki video çektim zaten şimdiye kadar Temu'dan siparişlerle alakalı. Bir tane kartlık sipariş etmiştim. Fakat o kartlıkta şöyle bir sıkıntı var. İki tane koyabiliyorsunuz. Şimdi iki tane koyabildiğimiz için ben açıkçası biraz sıkıntı yaşadım. Hani çok fazla kartım olduğundan değil ama hani en azından bir yere giderken böyle ufak tefek işlerinizi halledebilirsiniz. Etmek için bir kartlık, en azından 3 tane 4 tane sığacak bir kartlık olması gerekiyor ki rahat rahat kullanabilin. O maalesef bu işlevi yerine getirmiyordu. 2 taneyi zar zor koyuyorduk. 3 taneyi hadi bir şekilde sıkıştırdık diyelim, zaten çıkartamıyorduk. Önceki videoda da gördünüz eğer izlediyseniz. İzlemediyseniz o videoya da gidip bakabilirsiniz. Bu açılır şekilde yapılmış. Yani cüzdan tarzında aslında. Şimdi bunu diyeceksiniz ki hani madem bu kadar büyük bir şey kullanıyorsun o zaman cüzdan kullan diyebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir durum var. Görmüş olduğunuz gibi bakın burası MagSafe'li. Bunu direkt telefona tutturuyorsunuz. Şöyle açılır zaten bu. Açılır kapanır bir mekanizması var. Bakın gördüğünüz gibi bir tane buraya, bir tane buraya kart koyabiliyorsunuz. Burası telefona yapışıyor. Buraya da üçüncü kartı şu şekilde şu araya yerleştirebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı görünüyor. Hatta şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi bir açtığımızda iki, üç. Üç tane kartı bu şekilde koyup bunu telefona yapıştırıp bunu bu şekilde cüzdan taşımadan en azından üç tane kart taşıyabiliyoruz. Ve ayrıca şu kısmı telefona yapıştırdığınız için bunların da detay ayrıca koyacağım zaten. Şu şekilde telefonunuzu dik konumda bir şey izlerken veya görüntülü görüşme yaparken şu şekilde açıp dik konumda telefonunuzu tutmanızı da sağlıyor. Yani stand görevi de görüyor aslında. Kalitesi vesairesi göründüğü gibi hani herhangi bir sıkıntısı, deformasyon vesaire gibi bir durum görünmüyor. MagSafe'ini de zaten görürüz birazdan hep birlikte. Telefona takıldığı zaman nasıl göründüğünde zaten birazdan göreceksiniz. Fiyatını da aşağıya yazarım. Görselde göründüğü gibi sol üstte görseli de eklerim. Bu şekilde. Hadi şimdi telefonda nasıl göründüğüne bakalım. 3 kartımız içerisinde bunu bu şekilde şu MagSafe olan kısma yapıştırdığımızda pek sağlam tutmuyor yalnız bu. Bakın geri geliyor, görüyor musun? Ya böyle tutturduğunuzda bakın düşüyor. Bunu çekiyorum, telefondan direkt ayrılıyor. Şöyle bakın düştü, gördünüz mü? Almayın abi, hiç iyi değilmiş.
Barkodu tam üstüne yapıştırdıkları için görünmüyor ama Type-C'den USB'ye çevirmek için 3 adet aparat. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir malzeme. Burası USB, bu tarafı Type-C. Yani Type-C'den USB'ye çevirmeniz gereken durumlarda ki bu hepimizin başına geliyor. Hani bilgisayar vesaire kullanıyorsanız bilirsiniz, özellikle laptoplarda çok az giriş oluyor. Mesela ben masaüstü bilgisayar kullanıyorum ama ortalama bir sistemim olduğu için, anakartım giriş seviyesi değil de ortalama diyebiliriz. Ortalama bir kart olduğu için bir tane mesela Type-C girişi var. Oraya mesela bir tane Type-C cihaz taktığım zaman ikincisini aynı anda takma şansım olmuyor. Bu aparatlar sayesinde Type-C kabloyu USB girişlerden bir tanesine takabiliyorum. Bunda böyle 3 tanesi çok uygun fiyatlıydı diye hatırlıyorum. Fiyatını şu an hatırlamıyorum ama şu aşağıya bir yere yazarım. Görsellerini de şuraya koyarım, sol tarafa. Fotoğrafta göründüğü gibi ve bence gayet kaliteli duruyor malzeme kalitesi olarak. Birazdan da zaten Type-C bir kablo taktığımızda nasıl çalışıyor, bunların testini göreceksiniz. Bundan 3 tane var. Bir tanesini deneyeceğim nasıl olduğunu görmeniz için. Bu neye yarıyor? Type-C ucu buraya takıyoruz. USB'ye çeviriyoruz. Mantık bu. Bunu yine bilgisayarın arkasına, kasaya takacağım. Şimdi bunu şuradaki USB kısmına taktım. Telefonuma bağlı Type-C kabloyu da buraya takıyorum. Type-C kabloya taktığımda görmüş olduğunuz gibi şarj oluyor. Burada görebilirsiniz. Aynı şekilde bilgisayara geçtiğimde de görmüş olduğunuz gibi yukarıda Apple iPhone şeklinde görünüyor. Yani dönüştürücü işini yapıyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Evet, sıradaki ürünümüz yine bir kablo. Lightning için gördüğünüz gibi bir ucu Type-C, bir ucu Lightning. Yaklaşık 2 metre olması gerekiyor. Sipariş edeli üstünden o kadar zaman geçti ki gümrükten bir türlü geçemediği için yoğunluktan. Hani kaç metrelik sipariş ettim unuttum ama gördüğüm kadarıyla 2 metre. Fiyatı da aslında uygundu yani 2 metrelik bir kabloya göre. Gördüğünüz gibi örgü bir kablo. Bir ucu Lightning, bir ucu Type-C. Yani açıkçası malzeme kalitesi fena durmuyor. Yani böyle çok üst seviye bir kalite beklemek zaten bundan doğru olmaz ama uzun 2 metrelik bir kablo. Bu kabloyu seçmemdeki sebebe gelecek olursak onu da belirteyim. Yorumlarda bir kişi bunu yanlış hatırlamıyorsam Mac'ini monitöre bağlamak için kullanmış. Yorumlarda fotoğrafını da atmış hatta. Herhangi bir sıkıntı olmadan çalıştı. Görevini yerine getiriyor tarzında bir yorumu vardı. O yoruma istinaden aldım. Yani çok bir şey beklemiyordum da. Sertifikası olduğu da yazıyordu zaten. Fiyatına göre gayet okey görünüyor. Kullandığımızda nasıl performans sergilediğini şimdi göreceğiz. Fiyatını aşağıya yazarım. Görselde sol tarafta gördüğünüz gibi fotoğraftakiyle birebir aynı. Hadi şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Evet, bir ucu buraya takılı. Type-C ucu da buradan bilgisayara takılı durumda. Gördüğünüz gibi şarj oluyor. Kabloda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Burada da görmüş olduğunuz gibi telefon şu anda şarj oluyor. Evet, sıradaki ürünümüz şöyle bir poşette geldi. Gizemli bir poşet gibi duruyor ama stres oyuncağı gibi bir şey bu. Hoşuma gittiği için sipariş ettim açıkçası. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. İki parçalı bir metalden oluşuyor. Bayağı bu arada ağır. Şöyle anlayabilir misiniz bilmiyorum. Bakın hemen pat diye düşüyor. Bayağı malzemesi yani ağır. Normalde Çin malıdır ya, ne beklersin falan kafasına girer ama hiç de öyle bir ürün değil. Baya baya ağır yani ve şey hani oturaklı, malzemesi sağlam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şunu şöyle elinizde oynamanız için var. İsterseniz şöyle söke de biliyorsunuz. Az önce yanlışlıkla söktüm. Şöyle bir mekanizması var. Şunu şöyle üst üste koyuyorsunuz. Elinizde şu şekilde oynamanız için yapılmış bir alet. Stres oyuncağı gibi bir şey. Elimin boş durmasını sevmiyorum işte. Stres olduğumda bir şeyle oyalanmak istiyorum vesaire gibi bir durumunuz varsa ki bu bende bazı durumlarda oluyor. Bu şekilde şöyle bir ürün alarak kendinizi oyalayabilirsiniz. Görüntüsü gayet hoş, gayet oturaklı. Stres atmaya veya bir şeyle meşgul olmak istiyorsanız, eliniz boş durmasını istiyorsanız kullanılabilecek bir şey. Fiyatını aşağıya yazarım. Görsel yine sol tarafta şurada göreceksiniz. Görseldekiyle birebir aynı. Yorumlarda bahsettikleri gibi malzeme kalitesi de bu arada bayağı iyi harbiden. Bu üründe bu şekildeydi. Sıradaki ürünümüz görmüş olduğunuz gibi bir sprey zamazingosu. Ne denir şu an hatırlayamadım. İşte anladınız ne olduğunu. Şu kısma istediğiniz bir şey dolduruyorsunuz. Mesela ben bunu şey için aldım. Kolonya vesaire gibi şeylere ben sık kullanıyorum. Hani ne olur ne olmaz. Pandemiden sonra bende alışkanlık oldu açıkçası. Bir parfüm şişesinde duruyordu kolonya. Orada da kullanımı zor oluyordu. O yüzden böyle büyük bir şey almak istedim. Çünkü sürekli bitiyor, tekrar doldur. Ya da işte sıkmak istediğin kadar sıkamıyorsun küçük bir şey olduğu için falan. O yüzden böyle bir şey lazım diye düşündüm. Çok da uygundu fiyatı. Zaten malzeme kalitesi de çok üst düzey bir şey değil. Bildiğiniz plastik zaten. İnce bir plastik. Kolonya ve benzeri şeyler kullanmak için işte bir yeri temizlerken olur ya da elime sıkmak için olur. Böyle bir ürün aldım. Bu da bu şekilde. Fotoğrafta göründüğüyle birebir aynı. Fiyatını da bence hak ediyor yani. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa alıp kullanabilirsiniz. Neden olmasın.
Bu biraz açıkçası keyfi bir ürün. Yani çoğu kişinin ihtiyacı olacak bir şey değil ama hoşuma gitti. Alıp denemek istedim. Videoda güzel olacağını da düşündüm. Bu ürün üzerine yazı yazabildiğimiz ışıklı, yazıyı ışıklı bir şekilde gösteren bir aparat. Hadi açalım. Şöyle bir aparatı var. Burası alt kısmı. Şu kalemi, şu alttaki plakanın üzerine yazı yazıp silmemiz için. Bu kalem çıkarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası kalem ucu. Burada da silgisi var. İstediğimiz bir şey yazıp üzerine plakadan silmemiz için böyle bir şey yapmışlar. Şu kısım ise USB'den güç alıyor. Plakayı bunun üzerine koyup yazı yazdığımızda ışıklı ve güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle bir plakamız var. Gördüğünüz gibi korumaya kaldırın diyor koruma filmini. Çizilmesin diye şu kısmına bir koruma filmi koymuşlar. Arkasında da aynı şekilde var. Hadi şimdi nasıl göründüğüne bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bunu tamamen yerine oturttum. Arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde. Prize takıyoruz. Prize bağladım. Böyle alttan ışık yanıyor ve yazımız neon şeklinde görünüyor. Yazımın kötülüğüne kusuruna bakmayın. Uzun süredir yazı yazmayınca tabii her şey bilgisayardan telefonun halledince bir tık kötü oldu. Ben biraz sildim tabii. Leke izleri kalmış. Bu düzgünce temizlerseniz daha hoş ve estetik olacaktır. Bu da böyle bir dekor aşağıya fiyatına. Evet, böylelikle 3. Temu toplu paket açılış videomda da sipariş ettiğim ürünleri hep beraber görmüş ve incelemiş olduk. Fiyatlarını ve ürünleri gördünüz. Sizce hangi ürün almaya değer, hangi ürün almaya değmez? Ürünler hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Emeğe saygı olarak bana destek olmak için, ücretsiz bir şekilde bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.